Sevgili Ankaralılar, yine güzel bir programda, bir Ankara Konuşuyor programında karşınızdayız. Yine değerli konuklarım var. Bizim sürekli daimi konuklarımızdan Emre Bey, avukat Emre Eren Beyefendi hazırlar yine stüdyomuzda. Ve yine çok önemli bir konuğumuz var. Ziraat Bankası eski müfettişi, Halk Bankası eski genel müdürü ve ekonomi eski bakanı Ufuk Söylemez Beyefendi stüdyomuzda hazırlar. Hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. İzleyicilerimize saygılar sunarım. Evet, Emre Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz trafik radyosuyuz ama trafik demek aslında hayat demek, her şey demek. Tabii. Ekonomiden ayırmak bunu mümkün değil. Epeydir Emre Bey, Ufuk Bey'i aslında konuk almak istiyorduk. Siz vesile oldunuz. Evet. Onun için teşekkür ederiz. Çünkü ekonomiyi konuşmak istiyoruz. 2019'da Türkiye'yi neler bekliyor konuşmak istiyoruz. Artık Türkiye'nin can damarı oldu. Çok önemli. Trafiği de aslında çok ilgilendiren bir her şey. Çünkü her gün trafiğe çıkınca benzin, mazot tüketiyoruz. Tabii. Trafik sigortası yaparken para veriyoruz. Trafik sigorta şirketlerinin çoğu yabancı şirketler, bunları dövize endeksli olarak ekonominin bulaşmadığı bir alan ekonomi, zaten her yerimiz. Hayat ekonomi tabii, demek. Tabii. Şimdi ben Sayın Bakan'a şu soruyla başlamak istiyorum. Şehir efsanesi mi denir, dedikodu mu denir, artık ne derse bilmiyorum ama aslı astarı var mıdır? Halk arasında şöyle bir şey var. Önümüz seçim malum. 31 Mart'ta yerel seçimler var, sandığa gideceğiz. Şu anda malum piyasalarda bir takım sıkıntılar oldu, artık herkesin malumu. Bunu yatsımak çok ayıp olur, komik olur. Mart'tan sonra Nisan'la birlikte daha zor şartlar altına gireceğimizden bir korku var, bir endişe var, güçlü bir böyle de bir inanış var. Neler söyleyeceksiniz? Evet, yani bu inanış değil de aslında bu bir sağduyu demek lazım. Halkın sağduyusu bizzat sokakta yaşadıklarıyla, bu alım gücüyle, borçlarını ödemesiyle, tahsilatını yapıp yapamasıyla, cirosuyla, iş bulup bulamamasıyla çok alakalı. Onlar birebir yaşıyor ekonomideki sıkıntıları. Onun ama giderek bu şirketlere, hatta bankalara dahi yayılma eğilimini gösteriyor. Çünkü şirketlerin ödenmeyen, donuklaşan kredilerinin bankalar üzerinde giderek aktiflerin donuklaşmasına endişe ediyoruz. Ve bu bugün içinde bulunduğumuz reel sektörün ağırlıklı borç krizi biçiminde başlayan bu ekonomik sıkıntıların giderek finansal sektöre sıçramasından da endişe ediliyor doğrusu. Bizim en büyük korkumuz o. Ancak vatandaşın korkusu şöyle haklı. Şimdi seçim öncesi maalesef, tabii her seçimde olmuyor, olur ama bu sefer felaket bir durum var. Çünkü ekonomik krize yakalandık bu sefer seçim sürecine. Tam bir kriz esasında bu. Eskiden krizler bir gecede devalüasyon olduğu için, sabit kur rejiminde 94'ün krizi mesela, hı hı hı, 2001 krizi, bir gecede yüksek devalüasyon oluyor. Faizler yükseliyor, işte batan batıyor. Alınan önlemlerle bir sene içinde tekrar ekonomi düzelme ve büyüme eğilimine giriyor. Mesela 94 krizinden sonra 95, 96, 90, ben 94 krizinden sonra göreve geldim. 96, 97'de bakandım ve ekonomi %7,5 büyüttük yani mesela. 2001 krizinden sonra da uygulanan programla tekrar ekonomi hemen Kemal büyüdü. Dersiniz. Yani V tipi, V harfini düşünün, dibe vurdu ve çıktı. Ama bugünkü öyle değil. Niye? Bugünkünde, şimdiki dönemde serbest kur rejimi var. Yani dalgalı kur rejimi olduğu için bir gecede devalüasyon %30, %40 olmadı. Olmayınca kriz tanımı da değişmiş gibi oldu. Çünkü zamana yayıldı. Bunu şeye benzetiyorum ben. Kurbağanın, bir örnek vardı. Kurbağayı kaynar suya atarsanız o can havliyle sıçrar, evet, derler. Evet, ama evet, ağır ateşte başlarsanız haşlandığını fark etmez bile derler. Şimdi Türk ekonomisi ve insanı da maalesef haşlandığının farkına vardığı zaman biraz da çok geç olacak. Varlıklarını kaybedecek, işsizleşecek, yoksullaşacak. Ama yavaş yavaş yaşayacak. Evet, ağır ağır bir Çin işkencesine benziyor. Bir kalp krizi gibi değil, evet, kanser hastalığı. Aynen öyle. 2001'deki şey, biraz daha ani atmak kalp gibi. Evet, kalp krizi gibiydi. Bu dönüyor, düşüyor, V evet, tipi evet, kriz evet, diyoruz. Tekrar evet. Buna U tipi diyoruz en iyi ihtimalle. Krizlerden çıkışın kategorileri var. Bugüne kadar bütün krizler incelenmiş. V tipi krizler de 6 ayda düzelmeye başlıyor. U tipi krizler 12 ile 18 ayda çıkış başlıyor. Yani demek ki geçen Haziran'da başladı düşüşe kriz göstergelerinin seçimden sonra. Evet. Yani bir kere önümüzdeki Haziran'a kadar ekonomide büyüme ve çıkış için bir umut yok. İyi ihtimalle. Belki daha uzayacak. Uzatılmış U tipi olacak. Bu 18 aya uzayacak. Bir de L tipi var. Mesela Japonya'da yıllarca sürdü resesyon. O dibe vuruyor. L gibi uzun gidiyor yıllarca. İnşallah bundan o noktaya gelmeyiz. Bundan çıkmanın yolu biraz da önce krizi kabul etmek değil mi? Evet, bravo. Yani o kadar doğru bir şey söylediniz ki, siyasi iktidar burada
ekonomideki sıkıntıları eğer kabul ederse sanki suçunu itiraf etmiş gibi olacak psikolojisinde. Halbuki şu ya da bu sebeple kimse yoğurdum ekilemez. Onlardan anlayışla karşılıyorum ama hiçbir şey olmadı. Her şey algıdır. Her şey dış güçlerin oyundur demek de gerçekçi değil. Hı hı. Doğru mu? Yani siz... Sonra önlem almayız hayır, eğer yani, yol derir. Dolarizasyona şey, ülkeyi dolara gark eden politikaların sahibi veya dolarla köprüleri yaptıran, dolarla köprü geçiş garantileri veren başkaları değil ki. Yani benim iyileşmem için önce hasta olduğumu bilmem. Tabii. Lazım. Türkiye beton ekonomisine çok büyük paralar yatırdı. Tamam, köprü, yol elbette lazım. Bak hep iyi trafikte insanlarımız doğru yollarda gidecek. Hı-hı. Bunun için zaten vergi toplanıyor. Bu kendi bütçemizden veya hazine olarak borçlanarak yapabilecekken bunu özel sektöre verdik. Özel sektör astarı yüzünden pahalıya gelen büyük borçlanmalar yaptı. Ve de dedi ki hazineye ben evet bu yolu köprüyü sana yaparım şu fiyata ama dışarıdan bulduğum krediye sen kefil olacaksın dedi. Hadi bakalım. Gitti hazine yurt dışından dolarla kredilere kefil oldu. Baktı ki yetmiyor. Efendim geçenden $100 geçmeyenden 200 şey gibi bu Delil Dumrul'un köprüden geçenden 5 akçe geçmeyenden 10 akçe hikayesine benzedi. Şimdi geçmeyenler içinde hazine garanti verdi. Dolar bazında. Yani Türk ekonomisi yanlış tercihlerle dolarizasyona gark edilerek bizzat hazinenin dolar borçlanması ve dolar garanti vermesiyle bugünkü duruma geldi ve dışarıdan Trump'ın bir tweetiyle hep herkesin ödü kopar hale geldi. Trump Türk yani sağlam bir ekonomi bir tweetle sallanır mı? Bir tweetle devalüasyonu yaşar mı? Yaşamaz. Yani mesela duvar konusunda Meksika neler söylüyor Trump? Hmm. Meksika parası değerleniyor. Mesela yani dediğiniz o Meksika tamam parası yani. Değerleniyor bile. Yani Meksika'yı diyor mahvedeceğim diyor. Oraya giden yatırımları bir daha geri çekeceğim diyor. Biz kimse... gece yarısı korkuyoruz adam ne tweet attı acaba? Diye. Şimdi yani Meksika'ya bir şey olmuyor da Türkiye'ye niye bir şey oluyor yani? Dolayısıyla bence Amerika'da eski gücünde değil. Amerika'da da başka bir savaş var zaten. Trump'la yani global yani yerel içe kapanmacı korumacı politikaları, ekonomik milliyetçiliği isteyen Trump'la globalleşmeyi savunan, Amerika'nın emperyal gücü olarak devamını isteyen derin Amerika diyeceğimiz Pentagon'u, CIA'sı neyse yani medyasında bazı gruplarla Trump arasında kavga var. Nitekim Suriye olayında görüyoruz yani bu mesela. Dolayısıyla bu konuyu dağıtmayayım. Ekonomi kırılgansa dış müdahalelere de açık olur. Üretime dayalı bir ekonomimiz olsa bu kadar da etkilenmeyeceğiz. Tabii Türkiye üretimden kopmuş. Borcu borçla kapatıyor. Çünkü adam yani, tehdit ediyor. Dolayısıyla aşırı teşvikler şimdi ne yapıyorlar bu halde kırılgan yaralı ekonomiyi benzine ya ateşe benzin dökmek gibi işler yapılıyor. Yani bol kepçe kredi ve teşvik dağıtılıyor. ÖTV indirimleri, KDV. Hepsinin dikkat edin. Vadesi ne zaman bitiyor KDV indirimin? 31 Mart. Bak. Seçimden yani, sonra acısı çıkacak. Bu kadar bir kasaba kurnazlığını hak etmiyoruz. Yani seçime kadar bol kepçe vereceğim. Seçimden sonra acı reçeteyle, kemer sıkma programıyla senden alacağım demektir bu. Ve bunu toplumun önemli bölümü göremiyor. Görememesi sebebi çoğu ekmek derdinde, günlük geçim derdinde bu olayları görecek tarafsız, bağımsız, çok sesli bir medya yok maalesef. Bakın, o yüzden cebe çok da dokunmadı henüz. Evet, onu öteliyorlar. Şimdi başladı, problem burada. Bizim uyarımız şu, hükümete de uyarımız şu. Eğer öteleyelim, Mart seçimlerini kazanalım diye siyasal iktidar zamları erteliyor, ÖTV, KDV indirimleri yapıyor, vergi afları çıkarıyor. Bunların hepsi bütçeye biniyor, bankaların sırtına biniyor. Böyle gidemez ekonomi. Eğer böyle giderse 31 Mart'tan sonra Allah korusun finansal krize gider. Allah korusun. Yani bankacılık ben banka sektöründen geldim için onlar için sağlam dikkatli bir dil kullanmaya gayret ederim. Sağlam bankalarımızı bozarız böyle giderse bu kafayla. Onun için ne yapacaklar? Mecbur olacaklar yani bir ekonomik önlem paketi açıklamaya. Bu paket öyle az buz değil. Tam bir acı reçete. 31 Mart'tan sonra ben peki maalesef... IMF gelir mi Sayın Bakanım şimdi, 31 Mart'tan gelebilir sonra? Şöyle. Mecbur mu yani gelmek zorunda değil mi? Şöyle IMF'li veya IMF'siz ben bir kemer sıkma programı uygulanmak zorunda. Nedir bu? Zamlar, vergiler, bunun getireceği işsizlik, daralma. Çok acı reçeteyi Yunanistan uyguladı. Perişan oldular ki Avrupa Birliği'nin himayesine mahzar. Avrupa'nın şımarık çocuğuydu Yunanistan. Ama IMF'siz kredide bulamayız herhalde. Zor bu kadar yani 40-50 milyar dolarlık bir ön yüklemeli bir kredi parayı ancak IMF verir ama IMF de senden al parayı git yandaş müteahhitlere dağıt demez yani. Parayı nereye kullandığını şey yapar. Özelleşme yaptırır, kurumları kapatır. Memur çıkar, işçi çıkar der. IMF programı demek acı demek, ızdırap demek. Tabii. Ben ekonomi bakanı yaptım. IMF'li programı reddettim. Hiç yapmadım. Bir dolar IMF'den borç almadım. 94 krizinden sonra göreve geldim. Yani bilmeyenler olabilir. Bazen beni 94'te görev yapmadım sen diye eleştirmek amacıyla söylerim. Hiç, yapmadım hakikaten. 94'te ben özel sektörde banka genel müdürüydüm. Dolayısıyla o
söz söyleme hakkımız var bugün yani. Ekonomide krize sebep olmamış, büyütmüş bir ekonomi bakanı olarak. Biz uyarıyoruz çünkü bu gemide hepimiz varız. Yani tabii, Allah korusun tabii. Daha kötü günler hepimizin ödeyeceği bedel olur. Yani bu, Türk halkı, çocuklarımız, geleceğimiz hepimiz tabii, aynı. Kim ister? Ama karşı tarafında siyasal iktidarın bizim bu uyarılarımızı dikkate alıp uzlaşmaya yanaşması lazım. Uzlaşma ne demektir? Teslim olmak demek değildir. Ya ne diyor bunlar? Yani hayır, bir ekonomi, problem olduğunu kabul ne öneriyorlar? Evet. Bir kere başta problemi kabul edelim. Teşhis doğru koyalım. Bravo. Esasında en doğru şeyi siz söylediniz programın başında. Kabul etmiyor siyasal iktidar. Bunu kabul ederse suçu ve krizi itiraf etmiş gibi olacağını düşünüyor. Yani hastalığı kabul etmeden tedaviye başlayamaz. Aynen öyle. Doğru tespit yapamaz. Teşhis yanlış olunca tedavide eksik ve yanlış oluyor. Evet. Bravo. Yanlış ilaç kullanırsın ya da ilaç kullanmazsın. Bravo. Hastalığı ilerler. Bir de yalnız şöyle aynen. Bir fark dikkatimi çekiyor. Hani burada şimdi bir beyin fırtınası yapıyoruz. Sayın Bakan'dan da bilgi almak için tabii biz onu kadar ekonomiyi bilemeyiz. Ama ben bir hukukçu olarak sizin bakan olduğunuz yıllarda biz üniversitede öğrenciydik. Yani, maşallah. 2001 krizinde yeni avukattık. Şimdi dikkatim bir şey çekiyor Sayın Bakanım. Sizin bakanlığınız, sizden önceki bakanlığınızın önceki 94 krizinde veya 2001 krizinde biz sadece ekonomik krizi konuşuyorduk. Doğru değil mi? Şimdi biz iki krizi birden konuşuyoruz Türkiye'de. Hukuk krizi, hukukun içinde bulunduğu kriz ve ekonomik kriz. Yani aslında şu anda Türkiye'nin başında iki tane kriz var. Bundan dolayı da ekonomik krizin Türkiye'de şu anda kanser gibi giderek derinleşmesinin nedenlerinden biri de hukukun sağlıklı işlememesine de bağlanıyor. Bu da ekonomiyi, yani hukukla ekonomi ilk defa iç içe geçti. Evet. Niye diyeceksiniz? İşte geçen gün çok tartışılıyor. New York Times gazetesi zengin varlıklı Türklerin. Evet. Hatta bunun içinde sadece çok ultra zenginler değil, varlıklı yani biraz parası olan, hali vakti yerinde hani zengin sayılmayan ama hali vaktinde olan insanların ve yetenekli, zeki insanların ortalamanın üstünde. Evet, Türkiye'yi kitleler halinde terk ettiğini iddia ediyor New York Times ve bunu TÜİK verilerine dayandırıyor. Cumhurbaşkanlığı bu konuda bir açıklama yaptı. Ya o kadar değil diyor ama Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği rakam da çok büyük bir rakam. Şimdi ve New York Times'ın iddiası çok rencide edici ama doğruluk payı var mı yok mu sizlerle bunu tartışmayacağız. Kitleler halinde ülkeyi bir terk ediş var diyor. Evet. Bu çok tehlikeli bir durum değil mi? 94'te bu yoktu. Hayır hiç asla. 2001'de bu yoktu. Asla. Şimdi Türkiye varlıklı ve zeki insanlarını kaybederse geriye gelen 4 milyona yakın Suriyeli, 1 milyona yakın Afgan, 1 milyona yakın da Iraklı ve yeni 800 bine yakın da Özbek. Evet. Şimdi Türkiye'yi vasıfsız, okumayan ve parası olmayan, varlıksız bir kitleye teslim edip varlıklı insanlarımızı ve işveren insanlarımızı ve bu ülkenin okuyan beyinlerini kaybediyoruz. Şimdi çifte bir krizle karşı karşıya, bu çok daha tehlikeli bir şey, evet. Değil mi Sayın Bakanım? Evet, aslında önemli bir soruna değindiniz. Ben şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'den hem göç gidiyor hem Türkiye'ye göç geliyor. Giden nitelikli, varlıklı iş, evet. Meslek sahibi pırıl pırıl gençlerimiz veya başarılı iş adamlarımız. Beyin gelenlerse göçü, bravo. Evet. Beyin göçü diyebiliriz. Gelenlerse maalesef basıfsız. Çatışma bölgelerinden gelen, kaçan, Afganistan'dan, Irak'tan kaçan sığınmacı niteliğinde niteliksiz Türkiye'nin demografik yapısını ve sosyo-kültürel yapısını rahatsız edecek kadar boyutlarda gelen bir yapı. Her şey mesela muhtaç. Ben programa gelmeden önce şeyi de getiremeyen. Satılan emlak şeyine baktım. Emlak önemli bir göstergedir. Çok, gayrimenkul çok. Satışları düşmüş ilk defa. 10 yıldır her sene artan gayrimenkul satışları bu yıl ilk defa düştü. Bu da bir kriz göstergesidir. Ama ne artmış biliyor musunuz? Tabii onlarınki sayısı çok sayılı ama yabancılar nasıl yiyor? Yabancı derken Amerikalı Alman'dan bahsetmiyorum. Yani evet. Arapların bilmem gelip buradan, çünkü dolar olmuş 5 lira, euro olmuş 6 lira bir sene içinde, doğru mu? 3 liralardan 4 liralardan. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani niteliksiz göç geliyor Türkiye'ye. Sorun evet. Yaratacak çok göç doğru, geliyor. Çok doğru. Gelen nitelikli göç kalkıyor. Sana bakın ben, senin tabii. Bakımına muhtaç. Sizin bahsettiğiniz New York Times makalesi doğrudur ve 2 Ocak tarihli. Benim önümde duruyor 2 Ocak tarihli. Carlotta Gell tarafından yazmıştır. Ben o 2 Ocak'ta yazmış. Ben neredeyse 11 Eylül'de, ondan epey bir önce yazmışım bir yazı. Yazının başlığı şu: Afganlılar, Suriyeliler geliyor, pırıl pırıl gençlerimiz ise gidiyor, bir yazımın başlığı. Burada şunu yazmışım, 31-12-2017 itibariyle yazmışım. 2018 verileri o zaman daha çıkmamıştı ama bir göstergedir. Hı-hı. 2018 evet. Daha da kötüleşti bu. Evet. 2017 sonu itibariyle
466 bin kişi Türkiye'ye göç etmiş. Bunların büyük çoğunu çatışma bölgelerinden gelen Iraklı, Suriyeli, Afgan, mülteci konumunda veya sığınmacı konumunda evet. niteliksiz bir iş gücü ve insanlar. Terki diyar eylemişler ondan. Evet. Fakat Türkiye'den göç edenler ise 253 bin 600 kişi. Bunların %35'i 20 ile 35 yaş aralığında pırıl pırıl gençlerimiz. Çoğu da yüksek eğitimli, meslek sahibi. Doktor, mühendis. Bunların vatanını terk edip istikballerini el kapılarında aramaya iten veya işte tanınmış ailelerin Malta gibi küçük bir adada vatandaşlık aldıklarını duymak benim içimi acıtıyor. Bunları kınamıyorum. Bakın gitmek isteyenler. Hele Sabancı ailesi gibi değil mi? Mesela Sabancı var. Yani. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Meşhur geleneksel bir aile. O ailenin fertlerinin hepsi. Sabancı ailesi Malta vatandaşı oluyor. Şimdi bunlara kızabilir miyiz? Hayır, kızmamalıyız. Çünkü o insanlar can ve mal güvenliğini, yaşam kalitelerini ve standartlarını koruyamayacaklarına, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti olmaktan, laik demokratik hukuk devleti olmaktan uzaklaşma riskini görüp gidiyorsa, ki Türkiye'de bu hiç olmamıştı uzun yıllardan beri, ilk defa oluyor. Onlara kızamam. Katılırım katılmam ayrı bir şey, ama o ortama sebep olanlara kızmamız ve o ortamı düzeltmemiz lazım. Yani bir, Türkiye'de yatırım iklimi kaybolmuş. Yatırımcı başka yere kaçıyor. Yatırım yapacak adam İki, yok ya. İki, demokratik laik hukuk devletinin, sizin dediğiniz hukukun üstünlüğünün egemen olmadığı, kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı fiilen bir rejimde hiç kimse kendi güvencede hissetmeyerek kendine istikbal arıyor. Bakın bir yazı daha okuyorum. Sırf TÜBİTAK, SAGE, Türk Havacılık Sanayi, ASELSAN gibi stratejik kurumlarda çalışan yüzü aşkın mühendisi Hollanda almış vaziyette. Yetişmiş, lisan bilen. Ve tam bir beyin göçü. Tabii tam bir beyin göçü. İnsan içi sızlıyor. Bu çocuklar, bu gençler burada kalacak. Deneyimlerini gelecek kuşaklara aktaracak. Çok öyle bir kısmı var. Başka özel sektörde hekimler, kendine göre firma kuracak. Hep biz bunları beklerken bunlar kaçıp gidiyorlar. Doktorlar. Tabii. Bu ülkede gidiyor. Bu bir kanama yani. Tabii. İçimizi tabii. acıtan bu bizim. Bu yani çocukları kaliteli kaymak kesimimizi kızabilir miyiz? Kızamayız. Ben bu mühendislerden biriyle konuştum. Diyor ki üzerimize getirilen insanlar nitelikli değil diyor. Yani neredeyse diyor makine mühendisinin başına ziraat mühendisini oturtuyorlar diyor. Sırf yandaşlık filan. Türkiye'de yandaşlık, partizanlık, eş dost akraba kayırmacılığı biraz şey kontrolden çıkmış gibi gözüküyor. Bu niteliksiz liyakat ve ehliyet. Tamam, çok güzel laf. Çünkü. Ehliyet ve liyakat o kadar güzel ki, yani işin ehli olacaksın ve bu işe layık olacaksın. Ehliyet evet. ve liyakat. Bu kalkıp da başka o şeyler. O zaten haktır. Ona kimse itiraz etmez. Tabii eş dost akraba kayırmacılığı. Yok aha. bilmem ne, aynı parti, aynı dernek, aynı takım, aynı cemaat, bunlar yanlış şeyler. Bunlar ülkeyi çürütür, adaleti de çok eder. Siz Emre Bey az önce adaletten bahsetti, hukuktan. Eğer bir ülkede hukuk güvencesi bitmişse, zaten hani tuz kok demiş, yani et kokarsa tuz basarsın, evet. tuz kokarsa evet. ne yaparsın? Meşhur o deyimi hatırlıyorum. Yani insanlarda hukuki güvencemiz yok. Her gün, her an bizim mevduat hesaplarımıza el konabilir mi? Malımıza, mülkümüze el konabilir bazı, mi? Değil mi? Haklısınız. Yani ben ne yapabilirim? Hakkımı yargıda arayamam endişesi var herhalde bu varlıklı kesimde tabii, diye düşünüyorum. Çünkü olabilir. Mallarını satarak yurt dışına taşırıyorlar. Kimler gidiyor? Yani burada isim vermek ayıp olur. Ama ben gidenlere kızmıyorum. 12 bin ama dolar milyonere gitmiş. Bu ortama, bu ortamı yaratanlara, niye bugüne kadar gitmemiş? Bu soruyu soralım. Evet, şimdi evet. gidenlere kızanlar var. Okuyorum sosyal medyada. Gittiniz işte şöyleydi böyle vatanı bırak. Doğru, vatan mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde kaçmak en son çözüm. Biz Atatürk'ün evlatlarıyız yani. Atatürk tabii. işgal altındaki Türkiye'den kaçmamış. Aksine kurtuluş gitmiş. Savaşı başlatmış. Biz Atatürk'ün yolundan giden insanlarız. Bu o günkü koşullara göre Allah'a şükür öyle bir noktada değiliz. İşgal altında değiliz ama bu koşullar kaçmaya gerekli. Ama insanlar daha rahat yaşamak, çocuklarını daha uygar bir şekilde büyütmek, gelecek kaygısı yaşamamak, can ve mal güvenliğinden endişe duymamak, yaşam tarzının tehdit altında olmadığını bilmek istiyorlar. Onlara da kızamam. Onları göndermek, gitmek zorunda bırakan ortamı ve iklimi yaratanlara bizim o zaman çağrı yapmamız lazım. Doğru. Sayın Bakanım. Benim reklama gitmem tamam. gerekiyor. Reklamdan sonra Reklamdan sonra asıl vakit aralıyor çünkü bu Ziraat Bankası konusuna girelim. Pek çok kişi evet. de şu anda haberlerde geliyor. Bekliyorlar. Çok soru var çünkü konuyla ilgili. Hemen bir reklam arası, sonra devam edelim.